2023'ün yavaş yavaş sonuna gelirken geriye dönüp baktığımızda bu sene akıllı telefonlar için oldukça hareketli geçti diyebiliriz. Birbiri ardına birçok güzel model piyasaya sürüldü. Amiral gemileri beklendiği gibi en üst donanımlarla ve tabii yüksek fiyatlarla çıktı. Giriş ve orta segmente baktığımızda ise asıl gelişme burada oldu. Ekran yenileme hızları yükseldi, bataryalar büyüdü, tasarımlara daha fazla özen gösterilmeye başlandı. Anlayacağınız bu kategoride de amiral gemilerini aratmayan standartları sahip telefonlar görmeye başladık. Elbette bu standartı yakalayan sadece yabancı markalar olmadı. Ülkemizdeki önemli teknoloji markalarından Casper'da birçok akıllı telefon modeliyle sahnedeki yerini aldı. Özellikle sene başlarında piyasaya sürdüğü ve bizim de incelediğimiz Via X30 Plus herkes tarafından çokça sevildi. Daha yakın tarihe baktığımızda ise Via M35 gibi bütçe dostu bir model daha gördük. Ancak tam Casper seneyi kapattı derken bir sürpriz yaptı ve yeni akıllı telefonu Via A40'ı tanıttı. Via A40 Bugün itibarıyla yani 22 Aralık'ta satışa çıkıyor. Henüz ortada telefonla detaylı görebileceğiniz videolar yok. Haliyle size hitap edip etmediğini, vaat edilen özelliklerin gerçek olup olmadığını anlamanız biraz zor. İşte bunun için bugün merak edilen her şeyin cevabını biz vereceğiz. O yüzden en baştan tüm bilgileri verip heyecanı kaçırmayalım ve sırasıyla telefon bize neler sunuyor. Şimdi yakından bakalım. Öncelikle telefonu yakından bakmadan kutu içerisinden başlamak istiyorum. Çünkü Casper burada işe yarar birkaç ekstra dahil etmiş. Kutudan 20 wattlık şarj adaptörü ve tip C uçtu. Şarj kablosunun yanı sıra telefonu korumaya yardımcı bir silikon kılıf ve ekran koruyucu film çıkıyor. Koruma kılıfı şeffaf renkte gayet hoş görünüyor. Telefonu da tam olarak sardığından darbelere karşı koruyabilecek yapıda. Koruyucu film ise Standart ekran koruyuculara göre epey kalın onu söyleyeyim. Size telefonu birkaç kez düşürme hakkı verecektir diye tahmin ediyorum. Casper bu darbeye dayanıklı ekran filmini ilk defa VIA A40 modeli ile birlikte veriyor. Böylece kutu içeriğiyle oldukça zengin bir telefon oluyor Casper VIA A40. Bunların dışında sim kart iğnesi ve kullanma kılavuzu gibi birkaç belgenin dışında başka bir şey kutuda yer almıyor. Şimdi kutuyu bir kenara bırakırsak VIA A40'ın tasarımıyla gayet beğendiğim bir model olduğunu Söyleyebilirim elimdeki gece mavisi olarak adlandırılan rengi oldukça hoş görünüyor ve ışığa tutulduğunda renk tonunun değişmesi hem dinamik hem de şık bir görünüm ortaya çıkartıyor. Bununla birlikte telefonun gümüş gri ve via mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği daha mevcut. Via mavisi aralarında en farklı görüneni daha yanar dönerli. Böyle işte gösterişten hoşlananlar için daha uygun yapıda olduğunu söyleyebilirim. Elimdeki renk ve gümüş gri modeli ise daha sadelikten yana olanlara hitap ediyor. Telefon arkasındaki kamera modülüne baktığımızda kamera modülünde Casper'ın tasarım dilini değiştirdiğini görüyoruz. Üçlü kamera kurulumu yuvarlak bir modülün içine yerleştirilmiş ve çevresindeki parlak metal detayıyla çok güzel görünüyor. Telefonun kenarları ise düz bir yapıda ve gayet ince 8.3 milimetrelik inceliğiyle telefon elde tutulması oldukça kolay bir model olmuş. Üstelik ekran büyük olmasına rağmen eli yormayacak ağırlıkta. VIA 40'ın çevresine baktığımızda sağ kenarda ses ve güç butonlarının yan yana bulunduğunu görüyoruz. Alt kısımda 3.5 mm kulaklık girişi USB-C portu ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Sim kart ve micro SD kart çekmecesi ise sol tarafa konumlandırılmış. Bu arada unutmadan önemli bir ayrıntı. Güç düğmesine ayrıca parmak iz sensörü dahil edilmiş durumda. Parmak izinizi kaydederken de kilidi açarken hızlı ve sorunsuz çalışıyor. Bununla birlikte güvenliği arttırmak amacıyla elbette yüz tanıma sistemi de eklenmiş kamera yoluyla. Ön kamera yolu yüzünüzde tanıtabiliyorsunuz. Aynı şekilde tanımlama konusunda herhangi bir sorun yaşatmadan böylece hızlıca burada da çalışabiliyor. Via 40ın ekranı biraz önce de söylediğim gibi oldukça büyük. 6.78 inç boyutundaki ekran bize geniş bir alan sağlıyor. Böylece multimedya uygulamaları konusunda herhangi bir sorun yaşamayıp daha geniş bir görüş alanına sahip olacaksınız. Alt tarafa baktığımızda çene kısmı diye isimlendiğiniz bu kısım birazcık kalın olsa da üst ve kenar çerçeveleri yeterince ince yapıda karşımıza çıkıyor. Açıkçası ben hem oyun oynarken hem de video izlerken yaşadığım deneyimlerden bir hayli memnun kaldım telefonda. Diğer taraftan ekranın çözünürlüğü 1080 2460 piksel olarak belirlenmiş durumda. Keskinlik konusunda gayet iyi olduğu gibi renklerde doğal görünüyor. E, telefonun parlaklığı ise 500 nite kadar ulaşabiliyor. Bu da özellikle aydınlık ortamlarda yeterli derecede görünürlük sağlıyor size. E, öte yandan Ekranın e, ekran ayarlarında 4 adet ön tanımlı renk ayarı bulunuyor. Buradan gözünüze en çok hitap eden tonu ayarlamanız mümkün. Hatta renk körlüğü gibi bir sorununuz varsa e, erişilebilirlik menüsüne girdiğinizde burada renk düzenleme adı altında bir mod, e, mod göreceksiniz. Renk körlüğünün türüne göre kullanabilecek bir işlev bu. Bunu da buraya Casper eklemiş. Böylece e, bu anlamda da bize yarar sağlıyor. Ekran en önemli özelliğine geldiğimizde burada taze bahsedeceğim. Taze 120 Hz bu telefonda. Artık standart olarak 90 Hz ekranlar görüyoruz. Ee, ama Vivo A40 pek çok rakibe karşı avantaj durumda 120 Hz'lik bir ekran sunmasıyla beraber. Ekran ayarlarında pil ömrünü uzatacak 60 Hz ve otomatik ayar seçeneği ee, pek tabii ki mevcut. Siz istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ancak piliniz doluysa bence ekranı 120 Hz'de kullanmanız çok mantıklı olacak çünkü Genel kullanımda daha sezgisel bir kullanım sağlıyor bu mod ve oyunlarda akıcı grafikler kullanım deneyimini fazlasıyla arttırıyor. Zaten genel olarak telefonu kullanırken de şöyle kaydırdığınızda göze hoş geldiğini söylerim. O yüzden boş verin pil ömrünü 120 Hz'den devam edin diyebilirim. Zaten pil ömrüne geleceğim. Orada da 5 mAh'lik bir kapasitesi var. Telefonun o anlamda da bize yeterli pil gücünü sağlıyor. Şimdi ama oyunlar demişken performansdan bahsetmek lazım. VIA40 genel çalışma performansıyla ne derece tatmin edici ve Tüm oyunları oynatabilecek kadar güçlü bir donanıma sahip mi, asıl önemli mesele bu. Telefonda işlemci olarak MediaTek Helio G99 kullanılıyor. Performans olarak Snapdragon 695 veya 765G ile denk diyebilirim bu işlemci için. Telefon e, denediğim PUBG, Call of Duty Mobile ve Asphalt 9 gibi oyunlarda gayet akıcı bir performans gösterdi. Herhangi bir gecikme, donma veya yavaş yükleme gibi sorun yaşatmadı bize. E, dahası telefon e, uzun oyun maratonlarında çok fazla ısınıp e, eli de yakmıyor. Plastik kasanın bazen böyle avantajları olabiliyor. Eğer metal kasa olsaydı, e, daha ısıyı daha çok ileteceğinden, ileteceğinden dolayı elinize biraz daha rahatsız etme ihtimali daha yüksek olabilir. Ancak bu telefonda herhangi bir böyle bir problem yok. Bellek tarafına baktığımızda burada işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor ve tahmin edebileceğiniz üzere sanal RAM özelliği sayesinde boş depolama alanını kullanarak ekstra bir 8 GB RAM e, ekleyebiliyorsunuz telefonu. Bu arada telefonun kapasitesi 256 GB şeklinde. Bu alan çoğu kişi için zaten gayet yeterli olacaktır ama e, VIA40 microSD kart yuvası sunuyor. Böylece 1 TB'a kadar e, microSD kart ile e, depolamaların genişletme imkanı da sunuyor. Böylece elinizin altında uygulamalar ve oyunlar için fazla fazla yer oluyor. Telefonun genel kullanımı noktasında işimize yarayacak bir diğer önemli özelliğinde NFC desteğinin bulunması olduğunu söyleyeyim. Bu telefonun NFC desteği var. Bildiğiniz gibi zaten NFC artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. En basitinden şehir içi ulaşım kartlarına tek dokunuşta para yüklemekten mobil ödemelere kadar her alanda artık karşımıza çıkıyor bu teknoloji. Dolayısıyla çağ uyku uydurabilmek için NFC şart ve bu özellik de Casper VA40'da bulunuyor. Peki tüm bunları gerçekleştirirken VR40'ın pil ömrü ne kadar kullanım süresi vaat ediyor bize? Sonuçta saatlerce oyun oynayıp sosyal medyada gezinirken ve NFC, işte Bluetooth gibi özellikler ki 120 Hz'li bunlardan bir tanesi, 120 Hz ekranda aktifken güç tüketimi epey fazla olabiliyor baktığınızda. Bunun için Casper telefona 5000 mAh'lik bir bataryayı yerleştirmiş. Benim kullanım alışkanlığıma göre değerlendirdiğimde bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor bu telefon. Hatta daha hafif kullanım senaryolarında ikinci günün çoğunda şarj ihtiyacı yaşamıyorsunuz. Son olarak Via 40, Via 40'ın Android 13 işletim sistemi yüklü olarak geldiğini söyleyeyim. Arayüz daha önce incelediğim çoğu Via modeli gibi Stok Android'e oldukça yakın görünüyor. Bu sayede aradığınızı bulmakta zorlanmıyorsunuz. İhtiyaç duyulan tüm Google'lı servisleri ve uygulamaları telefonu ilk açtığınızda yüklü şekilde geliyor. Bunun için ekstra bir zahmete girmenize gerek yok. Bunlar ek olarak yüklü olarak gelen uygulamalar arasında Casper'ın kendi uygulaması da var. Bu uygulamaya bakmanıza özenle söyleyeyim. Çünkü içerisinde cihazın depolama, batarya RAM ve sıcaklık bilgilerini hızlıca görebiliyorsunuz. Servis noktalarını görebiliyorsunuz daha da önemlisi. Varsa e, telefonla ilgili bir hatayı Casper yetkililerine direkt olarak buradan ulaştırabiliyorsunuz. Ayrıca Jet servis ve Turbo servis seçenekleriyle beraber çağrı merkezine de buradan hızlıca erişebilmeniz mümkün. Casper VA40'ın arka kameralarına geldiğimizde burada 3 farklı lens görüyoruz. Bunlardan ilki yapay zeka destekli 64 megapiksellik ana kamera Diğerleri ise 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel bokeh yani alan derinliği kamerasından oluşuyor. Videonun tasarım kısmına da bahsetmiştim ancak hazır yerine gelmişken burada bir daha tekrar etmek istiyorum. Kamera bloğu dairesel tasarımıyla gerçekten göze oldukça hoş görünüyor. Çevre metal kaplamasıyla da de güzel detaylarla e, süslenmiş durumda. Ana kamera sınıfına göre e, gayet iyi çıkartıyor. Renkler doğal tondan e, biraz daha açık olsa da keskinlik iyi seviyede. Işığın yeterli olduğu ortamlarda ortaya çıkan sonuçlar gayet memnun edici. E, ana kameramız e, az önce de söylediğim gibi 64 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ama bunun için kamera ayarlarından 64 megapiksel modunu aktif hale getirmeniz gerekiyor tabii ki. Böylece zengin detaylı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra e ee, kamera arayüzünde hemen yukarıda görebileceğiniz AI yani yapay zeka modu bulunuyor. Ee, bunu açarak da kameranın çevre ışığına göre otomatik olarak sahne şartlarını oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Elbette tabi bunun yanında profesyonel çekim yapmak istiyorsanız e, burada da Pro modunu kullanabiliyorsunuz. Buradan ISO, beyaz dengesi ve pozlama gibi detayları manuel olarak belirleyerek fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Kamera arayüzünde daha pek çok seçenek var. Güzellik modunu açıp kapatabilirsiniz. Yavaş ve hızlı video çekim modlarını kullanabilirsiniz. GIF oluşturarak Panoramik fotoğraflar elde edebilirsiniz ve makro lense geçerek yakın plan kareler yakalayabilirsiniz. Düşük ışıklı ortamlarda da elbette kullanabileceğiniz bir gece modunuz var. Bu telefonda ultra gece modu olarak karşımıza çıkan bu modu kullanarak düşük ışıklı ortamlarda daha aydınlık fotoğraflar elde edebiliyoruz. Elbette düşük ışık koşullarına bir miktar gürültü yani gram artışı yaşanıyor. Ancak telefonun yeni yapay zeka destekli ultra gece modu karanlık ortamları aydınlatmada başarılı bir iş ortaya koyuyor. Sınıfına göre Önemli olan da bu. Kamera alanına yerleştirilen e, alan derinliği kamerası da bokeh e, noktasında işini iyi yapıyor. Arka plan e, ayrımı gayet başarılı. Böylece e, alan derinlikli fotoğraflarda e, gayet e, hoş sonuçlar elde etmeniz mümkün. Ön tarafa baktığımızda ön taraftaki kameranın da 13 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görüyoruz. Casper buraya da çok çok önem vermiş. Ön kamera çok iyi kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Gerek normal gerekse portre modunda sosyal medyada paylaşılabilecek zengin detaylar seviyesine sahip e, görüntüler elde edilebiliyor. Öte yandan aynı şekilde e, kameranın, ön kameranın da e, kendi gece modu var ve karanlık ortamları aydınlatarak detay seviyesinde gözle görüldüğü bir fark yaratmayı başarıyor ki bu özellikle aktif sosyal medya kullanıcılarının aradıkları bir özellik diye düşünüyorum. Bu arada via 40 hem ön hem arka kamerada Full HD video kaydı yapabiliyor. Belki burada tek eksik olarak söyleyebileceğim şey 4K kayıt olmaması. Ancak 1080p'nin zaten çoğu koşula yeterli olacağını söyleyebilirim. Evet genel olarak baktığımızda Via 40 çoğu kişiye hitap eden bir model olmuş. İster akıllı telefon trendlerini takip eden biri, ister mobil oyunlar oynamayı seven biri olun. Her türlü ihtiyacınıza karşılayabilecek kapasite bir telefon. Anladığım kadarıyla Casper bu modelde Tek bir noktaya odaklanmak yerine her şeye biraz biraz önem vermeye çalışmış. Elbette daha üstüne özellikler de ekleyebilirdi ancak o zaman fiyat barimi yükselirdi ve fiyat herkesin ulaşabileceği noktada olmazdı. Çünkü telefonu 11.000 TL civarında satışa sunuyor. Bu çerçevede baktığımızda değerlendirdiğimizde kimsenin şikayet edeceğini düşünmüyorum. Bence bu çizgi için gayet başarılı bir telefon olmuş. Hep benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa her zaman olup yorumlarda bekliyorum. Ben Ayrıca Doğruluk bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.